Osman abi, kılıç talimi yapalım mı? Gece gece ne talim Murat? Validem nerede? Dünden beri görmedim. Has odadalar şehzadem. Hünkârımızla birlikte. Cihan Kuralalı böyle aşk görmedi. Kimseyi içeri almak yok. Hünkârımız müsait değil diyeceksiniz, işte o kadar. Başka izahata lüzum yok. Şehzadelerimiz, sultanlarımız nasıllar? Şüphe etmiyorlar inşallah. Allah, sorup duruyorlar. Ne diyeceğimi şaşırdım. Daha ne kadar saklarız bilmiyorum. Ben bir sultanımıza bakayım.
Her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizamı alem için katletmek münasiptir. İşte böyle buyurur kanunlarımız. Her bir şehzadenin önünde iki yol vardır. Ya taht ya ölüm. Bu yüzden cellat korkusuyla büyür her şehzade. Ölüm korkusuyla. Bu yüzden düşer kardeş kardeşe. Bu yüzden ekilir nefret tohumları. Kimi bebek, kimi çocuk, kimi genç delikanlı, onca şehzadenin son nefesi tahtın üzerinde bir bulut gibi asılıdır. Kanayan vicdanlar kalmıştır geriye. Yaralı yürekler, huzursuz ruhlar. Bir padişahın mutlak iktidarı, bir annenin feryadı demektir zira. Evladına doyamadan veda eden bir annenin acı feryadı. Telafisi, tekrarı olmayan son bir bakış demektir. Son bir sarılış. Ben Kösem. İrademdir. Bugün yeni bir gün. Yüzlerce yıllık teamül son bulacak. Bundan böyle korku yerini huzura, nefret sevgiye, keder saadete bırakacak. Tüyü bitmemiş bir günah şehzadelerin tabutları çıkmayacak artık bu sarayın kapılarından. Annelerin yürek yakan feryatları işitilmeyecek daha fazla. Ben Kösem. İrademdir. Akan kanın durmasını sağlayacağım. Kardeşin kardeşe kıymasına bir son vereceğim. Yeni bir yol açacağım. Yeni bir ufuk. Rehberlik edeceğim, kaderleri değiştireceğim. İrademdir. Rahmetli hünkârıma verdiğim sözü tutup, onun emanetine sahip çıkacağım. Şehzadelerimizi, sultanlarımızı ve bu yüce devleti koruyacağım. Ben Kösem Sultan. Herkes bilsin ve işitsin ki, ben artık Sultan Ahmet'le değil, Devlet-i Aliye ile nikahlıyım. Hayırlar olsun sultanım. Bu kadar acil toplanmamızı gerektiren mevzu nedir acaba? Pek hayırlı bir havadis değil Müftü Esat Efendi. Hünkârımız epeydir rahatsızdı. Vaziyetleri ağırlaştı. Her ihtimale hazırlıklı olmalıyız. Aman ya Rabbim, siz neler söylüyorsunuz sultanım? Allah gecinden versin. Neyleyelim ki hakikat bu? Hünkârımızın son bir arzusu var. Hacı Ağa. Yüce hünkârımız vefatı halinde tahta Ekber ve Erşed olan şehzadenin çıkmasını istiyor. Benim gönlümden geçen de bu. Ekber ve Erşed'le kastınız nedir sultanım? Şehzade Osman Hazretleri mi? Yoksa Şehzade Mustafa Hazretleri mi? Kösem Sultan'ın keyfine diyecek yok sultanım. İki gündür has odadan çıkmadılar. Malum, hünkârımız azat etti ve
Nikah kıydılar. Evladımız İskender'i katlettikleri yetmiyormuş gibi. Bir de alay edercesine kutlama yapıyorlar. Gel. Valide. Can acıyan tek siz değilsiniz. Benim de yüreğim kanıyor. Kardeşimi kaybettim. Şimdi ağlasan ne fayda? Bütün bunlara sebep sensin. Kullanmasaydınız şu anda yaşıyor olacaktı. Biz de bunları yaşamayacaktık. Şüphesiz ki taht Şehzade Osman'ın hakkı. Lakin kardeş katlinin külliyen nihayete ermesi için yeni bir nizam şart. Bu sebepten ben Şehzade Mustafa'nın tahta çıkmasından yanayım. Sultanım, bir emriniz yoksa ben müsaadenizi isteyeyim. Bülbül. Küsem Sultan'a söyle. Bari bunu çok görmesin bize. Emredersiniz Sultan. Senden ne istiyorsunuz? Evladımız İskender'in öyle bir yerde, bir yol kenarında yatmasını hazmedemiyoruz. O bir şehzade. Naaşını Ayasofya Hazinesi'ne taşıyacağız. Rahmetli babası Sultan Murat Han'ın yanında yatacak evlat. Bunu aklınızdan çıkartın valide. Hünkâr böyle bir şeyi kabul etmez. Siz de üzüldüğünüzde kalırsınız. Erkan'la devletin huzurunda konuşmak istemedim. Lakin ne olursa olsun, hünkârımız hayattayken meşveret meclisini toplamanız hiç doğru değil. Benimle gel Zülfikar Paşa. Thank you.
Dün sabah Hakk'ın rahmetine kavuştum. Yarın Ulufe Divanı için asker saraya geldiğinde Şehzade Mustafa tahta çıkacak. Böylece herkes görecek ki yeni bir nizam başladı. Ben bunun doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum sultanım. Meraklanma. Şehzade Mustafa'nın saltanatı fazla sürmeyecek. Bağışlayın, ben anlayamadım. Şehzade Mustafa en büyük olan, Ekber. Lakin Erşed değil. Bir padişahın mesuliyetlerini yerine getiremez. Zira aklını yitirmiş. Ne? Neler istiyorum böyle ben? Halime Sultan, valide sultan olunca gücü eline geçirecek. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bu yüzden yardımına ihtiyacım var. Yarın cülüs vakti senden bir şey yapmanı isteyeceğim. Pinhan! 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 Pinhan yardım et. Öldür onu. Bunu siz yapacaksınız şehzadem. Savunun kendinizi. Hadi şehzadem, acele edin, öldürün onu!
öldürme onu şehzadem. Alın canını. Öldürün şehzadem. Sizi öldürmeden siz onu öldürün. Şehzadem. Şehzadem benim Tavut. Şehzadem. Şehzadem. Benim Tavut. Mustafa! Mustafa dur! Mustafa! Mustafa! Gel. Gözlem. İki gün süren halvetinden sonra ilk beni ziyaret etmen ne tuhaf. Söyleyeceklerim daha da tuhaf gelecek. Tebrik ederim Kösem. Rahmetli Hürrem ve Nurbanu Sultan'dan sonra padişahla nikah kıymayı başaran yegane sultansın. Anlaşılan mesele mi? Şehzadem Mustafa'nın tahta çıkmasını istiyor musun? Ağalar. Şehzademize dairesine kadar eşlik edin. Hadi Mustafa. Hadi. Sultanım. Yıllardır kapalı malum. Yalnızlık, cellat korkusu harap etmiş kardeşim. Ruhunu yaralamış. Hayaller görüyor bazen. Kendini öldürmeye geldiklerini sanıyor. Neden sakladınız benden? Vakti geldiğinde anlatacaktım. Hem neyi değiştirir ki bu? Pişman mı oldunuz? Kardeşimin yanında olmayacak mısınız? Ben sizin yanınızdayım sultanım. Siz neredeyseniz ben oradayım. Artık evliyiz. Bir yastığa baş koyduk Allah'ın izniyle. İsterim ki aramızda bir sır kalmasın. Sır yok. Bundan böyle yok. Bu ne şimdi Kösem? Beni mi sınıyorsun? Keşke öyle olsaydı. Kösem, affet. Ben sandım ki... Başın sağ olsun. Hepimizin. Allah hünkârımızın günahlarını affetsin. Amin. Evlatlarım henüz bilmiyor. Benden işitsinler istiyorum. Elbette. Devletin ve askerin içindeki nüfuzun malumun. Bir sözüm kâfi. Nizamı değiştirip oğlunu tahta çıkarabilirim. Lakin şartlarım var. Teferruatıyla konuşuruz. En mühimini söyleyeyim. Ne olursa olsun şehzadelerime zarar verilmeyecek. Ve ben burada onlarla beraber kalacağım. Hür bir şekilde. Aklımın ucundan dahi geçmez. Hele ki hünkârımız evladımın canını bağışlamışken. Sana söz veriyorum Kösem. Şehzadelerim burada emniyetli bir şekilde yaşayacaklar.
Sen de öyle. Sözünün eri olduğunu biliyorum Halime. Yine de Ademoğlu çiğ süt emmiştir. Eğer şeytana uyar, sözünden dönersen... evlatların Mustafa ve Dilruba... sen daha adımını atmadan canından olur. Bilesin. Ne oldu? Ne dedi Halime Sultan? Şartlarımı kabul etti. Anlaştık. Hadi söyle, dök içine. Bağışlayın sultanım, lakin hata yapıyoruz. Tahta Şehzade Osman Hazretleri çıkmalıydı. Halime Sultan'a güvenemeyiz. Hem Şehzade Osman sizi çok sever. Ne derseniz yapar. Ben bugün varım, yarın yokum cennet. Peki sonra? Ne oluyor valide? Niye toplandık böyle? Anlatacağım Mehmet'im. Gel. Validem. Ben de sizi görmek, hünkâr babamla nikahınız vesilesiyle sizi tebrik etmek istiyordum. Bundan böyle hayatım sizlersiniz. Sizler ve devlet-i âliye. Ve bilmenizi isterim. Her ne yapıyorsam sizin huzurunuz ve selametiniz için. Ne oldu validem? Neden böyle dediniz? Korkutuyorsunuz bize. Ne oluyor validem? Ne bu haliniz? Hünkâr babanız Sultan Ahmet Han Hakk'ın rahmetine kavuştu. Nasıl olur validem? Biz saraydan ayrılırken, vedalaşırken vaziyeti gayet iyiydi. Kösem'in bir oyunu olmasın mı? Ben de böyle düşündüm. Kösem beni sınıyor sandım. Lakin öyle değil. Halini bir görseydiniz. Adeta kalbi yerinden sökülmüş gibiydi. Sultan Ahmet artık yok. Allah rahmet eylesin. Amin. Şehzade Osman'ın saltanatı başlıyor halde. Hayır Davut. Bizim saltanatımız başlıyor. Tahta Mustafa'm çıkacak. Kösem'le anlaştık. Anlaştınız mı? Kösem böyle bir şeyi hayatta kabul etmez. Hele ki kendi şehzadeleri dururken. Biliyorum, inanması güç. Lakin teklif Kösem'den geldi Dilruba. Kubbe vezirlerini, ulemayı, kapıkulu askerlerini almış yanına. Kendi şehzadelerinin güvenliği için en hayırlısının bu olduğuna karar vermiş. Babam öldü mü? Onu bir daha göremeyecek miyiz? Allah'ım esirgesin sizleri şehzadem. Valideniz burada. Biz de buradayız.
Sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Nasıl olur? İnanmıyorum. Daha dün birlikteydik. Sonra sizin nikahınız kıyıldı. İnanmıyorum. Aklım hafsalım almıyor. Epeydir midesinden rahatsızdı. Mahtem öyle niye sakladınız bizden validem? Son günlerde kullandığı bir ilaç vardı. İyileşti zannettim. Üzülmeyelim diye benden bile gizlemiş vaziyetini. Aniden fenalaştı. Şimdi biz ne yapacağız babam olmadan? Birbirimizden kuvvet alacağız Mehmet. Birlik olacağız. Niye geldin Zülfikar? Burada istenmediğini biliyorsun. Biliyorum sultanım. Gayet iyi biliyorum. Lakin bu haberi vermek bana düştü. İsteğiniz sonunda oldu sultanım. İsteğimiz mi? Neymiş bizim isteğimiz? Sultan Ahmet Han Hazretleri. Hakkın rahmetine kavuştu. Ne diyorsun sen Zülfikar? Gerçek mi bu? Demek hünkâr torunumuz vefat etti. Bu bizim kutlu günümüz olabilirdi. İskender tahta çıkabilirdi. Ne yazık ki torunumuz kıydı ona. Evladımızın vebalini alarak gitti öte cihana. Sanki her şeyi bilircesine. Ardında onu bırakmak istemedi. Ne fark eder ha? İskender olmadıktan sonra. Ne fark eder söyle. Bir daha babamı göremeyeceğim. Beraber aynı sofraya oturamayacağız. Ava çıkamayacağız. At binemeyeceğiz. Oğlum diyemeyecek bana. Sarılamayacak bana. Ben de ailemden ayrıldım.
annemden, babamdan. İkisi de öldü. Günlerce uyuyamadım. Ağladım. Bir daha asla gülemeyeceğim sandım. Ta ki sen... Sen elimden tutana kadar... Acım seninle dindi. Seninle yasım geçti. Şimdi izin ver ben senin elinden tutayım. Yanımda ol. Peki şimdi ne yapacağız Vala? Kösem'in şartlarını kabul mü edeceğiz? Her ihtimali düşünmemiz lazım. Kardeşimin vaziyeti ortada. Anlaşılırsa derhal indirirler tahttan. Dilruba. Endişelenmeyin sultanım. Benim her şeyden haberim var. İnanın bana, şehzademizin vaziyetinden haberdar olmam onun selameti için daha iyi. Kimse bilmeyecek Davut. Sırrınız benimle birlikte mezara girecek. Şimdi mühim olan ne yapacağımıza karar vermek. İnanın bana, yapacağımız en ufak bir hata telafisi olmayan neticeler doğurur. Kösem akıllı bir sultan. Her ihtimali düşünüp ona göre tedbir almıştır. Şartlarına razı geleceğiz. Kardeşim tahta çıkacak. Siz valide sultan olacaksınız. Ve biz hiçbir hükmü kalmamış dul bir şehzade anasına mı bırakacağız idareyi? Gökte aradığımızı yerde bulmuşken kıymetini bilmeliyiz Dilruba. Unutma ki Zevcin dışında herkes onun yanında. Güç onun elinde. Biraz zincirler. Saray, harem, tüm kalfalar ve ağalar. Ortalığı temizleyip kendi adamlarımızı yerleştirene dek zamana ihtiyacımız var. Yılanı öldüreceksek kuyruğundan başlamak büyük hata olur. Başını ezelim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا Yarın yeni bir güne uyanacağız. Muğlak bir güne. Say ne olacak şimdi? Talih kime gülecek? Şehzade Osman'a mı? Yoksa Şehzade Mehmet'e mi? Yarın herkesle birlikte öğrenirsin. Bülbül. Şimdi ne olacak şehzadem? Sancağa gidecektik Manisa'ya. Bu artık mümkün değil Melik Sima. Hiçbir yere gitmiyoruz.
Ne olacak peki? Taht asla boş kalmaz. Teamül icabı yarın en büyük evlat olarak tahta ben çıkacağım. Padişah olacağım. Bu gece son gecem. Yarın Osman tahta çıktığında bana ve kardeşlerime cellatları yollayacak değil mi? Mehmet'im zinhar korkma. Artık kardeş katli sona erdi. Bundan böyle hiçbir padişah kıymayacak kardeşlerine. Osman'a güvenip nasıl bu kadar rahat olursunuz valide? Onu siz doğurmadınız. Eğer ben ve kardeşlerimin sağ kalmasını istiyorsanız tahta ben çıkmalıyım. Aslanım güven bana. Kimsenin kılına zarar gelmeyecek. Ben müsaade eder miyim? Kösem'in kışı şimdi başladı. Sultanahmet yoksa o bir hiç. Şu ana kadar çektiği acı da öyle. Esas şimdi düşecek kalbine ateş. Bizim gibi evlat acısı yaşayacak. Üstelik 4 şehzadesini birden kaybedecek. Bence yanılıyorsunuz validem. Osman kardeşlerine kıymaz. Hem Kösem'in sözünden de çıkmıyor. Mevzu bahis güç ve saltanatsa Ademoğlu öz kardeşini bile düşman bilir. Kaldı ki Osman'ı Kösem doğurmadı. Hem bizim boş durduğumuz mu sanıyorsun? Her türlü ihtimali hesap ettik. Ne yaptınız valide? Osman'ın lalası Ömer Efendi. Bizim adamımız. Sayesinde yıllarca Osman'ın kalbine şüphe tohumları ektik. Ve şimdi o tohumların filizlenme vakti geldi. Validem. Osman'ım. Niyet şehzade. Bunu hiç beklemiyordum validem. Babamın daha uzun yıllar başımızda olacağını düşünüyordum. Nasıl bir kader bu? Tam da onun tahta çıktığı yaştayım. Allah sana uzun ömürler versin oğlum. Mesuliyetimin farkındayım validem. Yarın sabah tahta çıkacağım. Ve şunu bilin, emin olun asla sizi sükûta hayale uğratmayacağım, mahcup etmeyeceğim. Elbet bir gün layık olduğun tahta oturacaksın Osman. Lakin bugün değil. Bundan sonra yapmayacağım, sözünüzden de çıkmayacağım. Hünkar abim bilmesin, ne olur. Hünkar abim bilemez Mustafa. Zira artık o yok. Allah günahlarını affetsin. Rahmetli oldu. Nasıl? Abim. Öldü mü? Bundan böyle ki.
kimseden korkmana lüzum yok Mustafa. Bundan sonra herkes senden korkacak. Bizden korkacak. Yarın kutlu bir gün olacak. Ve sen aslanım, tahta çıkacaksın. Nasıl? Ne demek oluyor validem bu? Teamül icabı taht benim hakkım değil mi? Analığım da olsanız siz buna karar veremezsiniz. Saltanat Ekber evladının padişah olmasıyla sürer. Osman beni dinle. Mehmet değil mi? Onu çıkartacaksınız tahta değil mi? Mehmet değil. Amcanız Mustafa çıkacak. Amcam mı? Nasıl? Olamaz. Olamaz. Bu mümkün değil bu. Bu olamaz. Bu görülmüş şey değil. Taht benim hakkım. Amcam yıllardır tecrit altında bir şehzade. Hasta bir şehzade o. Sen vaziyeti biliyor muydun? Ben neden tahta çıkamıyorum? Söyleyin bana. Yoksa siz... Siz benden şüphe ediyorsunuz değil mi? Tahta çıkarsam kardeşlerime kıyacağımı düşünüyorsunuz. Bu yüzden mani oluyorsunuz değil mi? Nasıl gelir aklınıza bu? Ben yapar mıyım böyle bir şey? Yapmayacağını biliyorum aslan. O halde neden? Ben kişilerden azade nizamı değiştirmek niyetindeyim. Bu sadece bir tedbir. Bir şeyi çok merak ediyorum. Eğer büyük olan ben değil de Mehmet olsaydı yine aynı şeyi yapar mıydınız? Amcamı tahta çıkartır mıydınız? Elbette ben mi? Boşuna yormayın kendinizi. Asla böyle bir şey yapmazdınız biliyorum. Şehzadem. Allah sabır versin. Dayanma gücü versin. Validem, tahta beni değil de amcam Mustafa'yı layık görmüş. Gücüm olsa buna karşı koyardım cennet kafa. Ben de hayretler içindeyim şehzadem. Kösem Sultanımızın derin bir buhran içinde olduğu aşikar. Umarım yaptıklarından pişman olmazlar. Erkenden göçüp giden babama mı üzüleyim? Yoksa validem bilip sevdiğim Kösem Sultan'ın bu yaptığını mı?
Sanki kalbimi lime lime ettiler bu gece. Bu saray sizin için çok tehlikeli artık şehzadem. Yarın herkes cenaze ve culus telaşındayken gitmeniz gerek. Nereye? Kaçıyor muyuz? Osman? Kılığın ne böyle? Yoksa kaçıyor musun? Ne kaçması şehzadem? Olur mu öyle şey? Sevindin değil mi? Tahta çıkmadığıma sevindin. Neden sevinmeyeyim? Akşel de benim, Murad'ın, Kasım'ın, Beyazıt'ın, daha İbrahim'in bile canını alacaktın. Şükürler olsun ki validem tedbirini aldı. Allah şahidimdir ki bu aklımın ucundan bile geçmedi. Geçmez. Amcamız Mustafa'nın tahta çıkması hiçbir şey değiştirmez. Taht benim hakkım. Kösem Sultan bunu elimden almış olsa da hakikat bu. Ve bir gün gelecek, hakkım olanı alacağım. Validem nereden? Şimdi Kösem Sultan mı oldu? Hünkar abimin öldüğüne emin misiniz? Ya tuzaksa? Sakin ol Mustafa. Tuzak yok. Yıllar evvel de öldüğünü söylemiştiniz. Beni tahta çıkaracaklardı lakin... abim geldi beni kafese kapattı. Sen hatırlıyor musun o gün? Daha çok küçüktün. Cenazesi gasilhanede şimdi. Birazdan haremden çıkaracaklar. Ve senin saltanatın başlayacak. Lakin... evvela ilacını içmen lazım Mustafa. Davut Paşa ile konuştun mu? Konuştum. Yanından ayrılmayacak. Selametle gideceğiz zaten. Şehzadem helal. Acele edin. Bir an evvel gitmeniz lazım. Ben hünkârımızın yanında olacağım Kilindir'a. Culus başladıktan sonra kapılar kapanacak, içeri kimse alınmayacak. Merak etmeyin paşam. Şehzadem, bir mesele mi vardı? Taht, babadan oğla değil, kardeşten kardeşe geçecek. Bakalım, asker ve ahali bu işe ne diyecek? Asker de ahali de Kösem Sultanımızın iradesine razı. Zaten Sultan Ahmet tahta çıktığında kardeş katli olmamıştı. Artık külliyen olmayacak. İnşallah paşa. İnşallah her şey...
Kösem Sultanımızın tahayyül ettiği şekilde olur. Sultanım. Nazarınızda sözlerimin bir kıymeti var mı bilmiyorum ama üzüldüm. Sizin için üzüldüm. Allah sabır versin. Bismillahirrahmanirrahim. Herkes işitsin ve bilsin ki yüce hünkârımız Sultan Ahmet Han Hazretleri 23 Zilkade gecesi Hakk'a yürümüş, Darül Beka'ya avdet eylemiştir. Eshab-ı Hal-i Akt ve Ayan-ı Devlet ittifak ettiler ki Devlet-i Aliye'nin İlk dönemlerine itibaren gelen veraset nizamı değişti. Artık hanedan-ı Ali Osman babadan oğula değil Ekber ve Erşed üzere tahta çıkacak. Bu sebeple tahta merhum padişahımızın kardeşi Şehzade Mustafa Hazretleri çıkacak. Daha evvel de bu yoldan geçtiniz, hatırlıyor musunuz? Sonra hüsran oldu. Bu sefer de aynı akıbeti yaşamayasınız. Bırak! Bırak! Bırak beni! Çocukluk bitti. Şehzadelik.
Sen padişah olacaksın. Hünkârım, ben yanınızdayım. Destur! Sultan Mustafa Han Hazretleri! Yüce Rabbim bana bugünleri görmeyi nasip etti. Hayırlısıyla şu merasim bir bitse, bir aksilik çıkacak diye korkuyorum. Yüreğim ağzımda. Sakin olun validem. Atlatacağız inşallah. Vezir-i Azam! Halil Paşa kulunuz. Vezir-i Sani Davut Paşa kulunuz. Öldü mü gerçekten? Abiniz. O mu var tabutta? Yoksa bir aldatmaca mı bu? Yapmayın! Bu oyuna gelmeyin! Sultan Ahmet Han yaşıyor, ölmedi! Bu bir oyun! Bu gafillerin oyununa gelmeyin! Esad-ı Mustafa'ya biat etmeyin! Alenen ihanettir bu! Tahta geçin. Hünkârım. Hünkârım, tahta geçin. Açın. Hünkârım. Açın. Aç. Açın. Allah'ım sen büyüsün. Yardımını esirgeme. Açın. Hünkârım. Aç. Açın. Aç. İlacını içirmediniz mi? İçirdik içirmesine de. Lakin kalabalık ürküttü aslanım. Açın. Hünkârım, tahta geçin. Hünkârım! Abi. Mustafa! Hünkârım, tahta geçin. Hünkârım!
Çok şükür sakinleşti aslanım. Davut Paşa'ya güvenebileceğinizi söylemiştim Halide. Şehzadem. Ne var Menekşe? Bizimle geleceksiniz. Nereye? Hem sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Ağzından çıkanı kulağın işitsin. Hünkârımız Sultan Mustafa Han'ın emriyle tecrit edileceksiniz. Durun! Bırakın! Bırakın beni! Bırak! Bırakın beni! Yıllardır validen bilip sevdiğim, bir dediğini iki etmediğim Kösem Sultan bana ihanet etti Lala. Kasten hakkımı yedi. Maksat belli. Kendi şehzadelerini sizden korumak istemişler. Ne yazık ki istikbalinize mani oldular şehzadem. Artık çok geç. Taht şehzade Mustafa'nın. Şimdilik öyle. Bildiğiniz bir şeyler mi var şehzadem? Amcam iyi değil Lala. Defalarca şahit oldum. Kapatıldığı yerde aklını kaçırmış. Zülfikar Paşa. Şehzadem. Açın şu kapıyı! Açın şu kapıyı dedim! Burayı kapatamazsınız! Hayırlı olsun Halime. Artık valide sultan sensin. Makamının ağırlığını bilir, ona göre davranırsın inşallah. Farkındayım Kösem. Merak etme. İcap eden neyse onu yapacağım. Ve sen Kösem. İşte tam da bu yüzden Saray-ı Hümayun'u terk edip eski saraya gideceksin. Zira teamüller bunu gerektiriyor. Ne diyorsun sen Halime? Bir anlaşma yaptık. Anlaşma bitti. Direnme Meleki. Emir var. İstesen de istemesen de alacağız şehzademizi. Nasıl yaparsın sultanım? Konuştuk bunu. Yol yakınken dönün bu hatadan. Kes sesini cennet. Sultanların arasında sana laf düşmez. Validemi duydunuz. Bir an evvel toparlanın. Fazla vaktiniz yok. Yılanın tabiatı bu. Fırsatını buldu mu sokar.
O yüzden seni suçlayamıyorum Halime. Lakin büyük hata ettin. Sana altın tepside sunduğum fırsatı teptin. Acın bile kibrinin önüne geçemiyor Kösem. Bana fırsat sunmuş. Sen kimsin? Sana mı kaldı koskoca devleti ailenin tahtına kimin oturacağına karar vermek? Şehzadeleriniz elimizde. Artık hiçbir hükmünüz yok. Öyle sanın. Osman'ı çıkardım saraydan. Sadece benim bildiğim bir yerde. Ama gelecek. Hakkı olanı almak için gelecek. Haberimiz var. Evladın Şehzade Mehmet, Davut Paşa'ya bahsetmiş. Her neredeyse alıp gelecekler. Seni validem gönderdi değil mi? Sakın bana mani olma Zülfikar Paşa. Artık saraya dönmeyeceğim. Saraydan çıkmanızı isteyen zaten Kösem Sultan'ın bizatihi kendisi. Şehzadem, ben sizi korumak için geldim buraya. Ne lan? Sultanımız bir müddet saraydan uzak kalmanızı istiyorlar şehzadem. Halime Sultan'a karşı bir tedbir sadece. Kardeşlerimin hayatının teminatı ben miyim? Beni bunun için mi kullanıyor? Sadece kardeşleriniz için değil. Sizin güveniniz için de olması gereken bu. Koşun! Şehzadem. Şehzade Osman Hazretleri. Yüce hünkârımızın emriyle sizi saraya götürmeye geldik. Geldiğiniz gibi dönün. Hiçbir yere gelmiyorum. Bizi zor kullanmak zorunda bırakmayın şehzadem. O zaman paşamızı da, lalamızı da öldürmek zorunda kalırım. Zira sizi kaçırmakla büyük bir suç işlediler. Kılıcınızı teslim edip bizimle gelirseniz bunu görmezden gelebilirim. Davut, ne vakit gem vurdular sana böyle? Halime Sultan'a ne vakit köpeği oldun sen? Size saygım büyük Zülfikar Paşa'm. Elinizde yetiştim. Lakin hürmetimin de, savrımın da hududu var. Şehzademiz Mehmet tecrit edilmiş. Diğer şehzadelerimiz de alıyorlar. Osman'ı da bulmuşlar. Nasıl olur hacı ağa? Mehmet nereden biliyor? Cennet? Biz bir ara karşılaşmıştık ama... Size defalarca söyledim sultanım. Yalvardım. Halime Sultan'a siz her şeyi kendi ellerinizle verdiniz. Şehzade Osman'ı siz ateşe attınız. Yeter! Kimsenin onlara zarar vermesine izin vermem. Hacı ağa, git Halil Paşa'ya vaziyeti anlat. O ne yapacağını bilir. Sultanım peki... Haydi vakit yok. Mübila ne oldu? Şehzade Osman nerede? Ya o ne bileyim nerede? Ortalık karışık zaten hatun. İyisin bir taşlığa dön. Filler tepişirken olan çimenlere olurmuş. Onu da söyleyeyim. Onların kılına dahi zarar gelirse hepinizi mahvederim. Sultanım.
Herkes yeni nizama alışacak. Ses edenler de yakında seslerini keserler. Paşa! Halit Paşa! Ağalar! Ne oldu hacı? Nedir bu hali? Şehzadelerimiz tutsak edildiler. Kösem Sultan. Kösem Sultanımız saraydan sürgün edildi. Haremde ortalık karıştı paşam. Nasıl oldu? İbrahim bile ağlamıyor. Siz niye ağlıyorsunuz? Sakin olun artık. Kimse size dokunamaz. Ben korurum sizi. Şehzadem, durun benim. Şehzademiz İbrahim'e bakmam için burada kalmama müsaade ettiler. Ben sizin şehzadenizim, emrediyorum. Açın şu kapıyı! Mehmet. Neler oluyor? Halime Sultan'ın ipiyle koyu yemenin sonu bu işte. Beni tahta çıkarmazsanız olacağı bu. Bir şeyden haberim yok paşam. Ne olmuş? Sen bizi alay mı edersin gafil? Şehzade Osman'ı bizzat sen götürdün. Zorla götürdünüz. Şehzade Osman'ı! Şehzadelerimiz tecrit altına alınmış. Kösem Sultan da eski saraya sürülmüş. Kösem Sultan! Kösem Sultan! Rahmetli Sultanahmet'in haremi değil midir? Eski saraya gitmesinden daha tabii ne var? Hünkârımız da şehzadeliğinde tecritteydi. O yüzden bu söylediklerinizde bir beis görmüyorum. Ateşte oynuyorsun Davut Paşa. Şehzadelerimize zarar gelirse bu sarayı başınıza yıkarız. Başınıza yıkarız. Gösterin şehzadelerimizi. Şehzadelerimizi yıkarız. Ne taş üstüne taş kalır, ne omuz üstünde baş. Ağalar, paşalar, efendiler. Sakin olun. Evvela bir müsaade edin. Ben mevzunun ne olduğunu öğreneyim. Ben bu hususta aracılık yapmaya hazırım. Bu ne iştir? Sultan Mustafa ilk günden can mı alacak? Can mı alacak? Sultan Mustafa can mı alacak? Bu ne işin merkezi? Ağalar, ağalar, paşalar. Susun, dinleyin. Bu işi sulh ile halledeceğiz. Davut Paşa, var git Halime Sultanımızla konuş. Erkan-ı devlet toplandı, bir karar aldı. Ben de iftihar makamı olarak tasdik ettim. Bu şartlar altında şehzadenin canını almak zinhar caiz değildir. Caiz değildir! Ağalar!
paşalar, ben kimseye kıymayacağım, dokunmayacağım. Öldürmeyin beni. Öldürmeyin. 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 Duydunuz işte. Kimsenin canına kıyılmayacak. Sultanım, ne yapacağız şimdi? Sahiden gidecek misiniz eski saraya? Başka çare yok Melike. Karşı koyarsam daha kötü olur. Başta da evlatlarım için. Gel. Sultanım, paşalarımızı haberdar ettim. Şehzadelerimizin emniyeti için ellerinden geleni yapacaklar. Yeniçeri ve sipahiler de avluda teyakkuz halindeler. Âlâ. Hacı Ağa, Cennet. Yokluğumda harem size emanet. Olup biten her şeyden anında haberim olacak. Artık bir ateşin içindeyiz Sultan. Halime Sultan er ya da geç bizden kurtulacaktır. İstediğin bu değil miydi zaten? Emekli olmak istiyordun. Al sana fırsat. Benden kurtuluyorsun. Sultanım. Mustafa'm ne oldu? Validem. Validem, askerler öldürecekler beni. Duymuyorlar. Gel benimle. Gel. Otur şöyle. Ben yanındayken hiç kimse sana bir şey yapamaz. Ne oluyor paşam? Yeniçeri ve sipahiler kapıya dayanmış durumda. Askerler, ulema, paşalar hepsi Kösem Sultan'la ittifak halindeler. Böyle olacağını biliyorduk. Elimizi çabuk tutmamız lazım validem. Kardeşimin iktidarını tehdit edecek kimse kalmamalı. Davut Paşa, tavsiyen nedir? Bekleyelim derim sultanım. Şimdilik Kösem Sultan'ın sürgünüyle şehzadelerin tecridi kafidir. Neyi bekleyeceğiz? Kösem'in yeniden tahta ele geçirmesini mi? Bırakalım da tehditlere boyun eğdiğimizi düşünsünler. Nasıl olsa şehzadeler elimizde. İstediğimiz zaman cellatları yollarız sultanım. Bunları da götürün. Sultanım, küpeleriniz. Sultanım, vakit tamam. Gitmemiz lazım. Evlatlarımın yanında kim kalacak? Merak etmeyin sultanım. Ecan yanlarında. Ben de muntazaman bakarım. Melike sizinle geliyor. Şehzadelerim sana emanet Hacı. Onlara gözün gibi bak. Canım pahasına koruyacağım sultanım. Hadi gidelim. Bakalım istikbalde bizi neler bekliyor. Kösem Sultan'ın yaptığını aklım havsalam almıyor Cennet. Şehzade Osman dururken Sultan Mustafa'yı nasıl tahta çıkarır? Ne dediysem dinletemedim. Evlatlarını korumak isterken fırtınanın tam ortasına attı. Kösem Sultan kendi sonunu elleriyle hazırladı Cennet. Saltanatı bitti artık. Sen de onun yanında durmaktan vazgeç. Vallahi ben kendi canımın derdine düşmüşüm Ömer Efendi. Halime Sultan kimseye benzemez. Acıması yoktur. Suyuna git Cennet. Şehzade Mustafa'nın saltanatı geçici. Bugün yarın Şehzade Osman hak ettiği tahta oturacak. O gün yanında olursak
önümüzde kimse duramaz. Gönlünüzü ferah tutun. Zalimin zulmü gün doğana kadardır. Bizim güneşimiz doğacak elbet. Dik durun. Boyun eğmeyin zalimlere. Bir elim hep üzerinizde olacak. Gün gelir, devran döner. Ben dönerim saraya. O vakte kadar en mühim vazifeniz şehzadelerimi korumak. Allah'a emanet olun. Sultanım, dairenizi hazırlattım. Emrinize amadeyim. Sağ ol Gürbüz Ağa. Beklenen an geldi. Eski saraya hoş geldin Kösem. Valide Sultan Hazretleri. Cennet mührü ver. Sultanım ama... Bundan böyle hazneder başı Menekşe Hatun'dur. Haremde hünkârımızın iradesini temsil edecek. Saygıda kusur etmeyesiniz. Şeref duyarım Sultan. Kalk.
Kösem Sultanınızın saltanatı bitti. Artık benim devrim başladı. Haremde herkes yalnızca bana itaat edecek. Kösem Sultanınıza itaat etmeye devam ederseniz hiç acımam. Alırım kellenizi. Kibirin gözlerini kör etmiş belli ki. Halime'ye güvenecek kadar saf olamazsın. Şeytanla pazarlık ettin. Lakin kendi kalsın kuyuya düştün. Ben bu kuyuda kalıcı değilim. Ait olduğum yere, sarayıma geri döneceğim. Ben de buraya ilk geldiğim gün senin gibi düşünüyordum. Yakında dönerim diyordum. Lakin seneler oldu. Uzun seneler. Beni kendinizle karıştırmayın. Ben buraya hanedana ihanet ettiğim için değil. Bilakis hanedanı korumaya çalıştığım için sürüldüm. Başaramadın Kösem. Şehzadelerini korumayı başaramadın. Hepsinin hayatı Halime'nin iki dudağının arasında. İnsan yaşattığı acıyı tatmadan ölmezmiş. Bana iki kez evlat acısı yaşattın. Şimdi sıra sende. Evlat acısı neymiş göreceksin. Yeter artık Osman. Otur şuraya. Sen halinden memnunsun anlaşılan. Nasıl içine sindiriyorsun böyle hayvan gibi kapatılmayı? Benim hiçbir şeyi sindirdiğim yok. Validem gelip kurtaracak bizi. Ne kurtarması Mehmet? Onun yüzünden bu haldeyiz zaten. Amcamı tahta çıkarıp hepimizin hayatını tehlikeye attı. Halime Sultan'ın merhametine kaldık. Şehzademizi görmem lazım. Yasak. Göremezsin. Hareme dön hatun. Melek Sima. Yanınıza gelmek istiyorum şehzadem. İzin vermiyorlar. Gelemezsin Melek Sima, yasak. Ne zaman çıkacaksınız şehzadem? Yakında çıkacağım. Kavuşacağız. Hayalini kurduğumuz her şeyi yaşayacağız. Kavuşacağız, söz veriyorum sana, söz. Ağlama sakın. Üzülme. Ben senin hayalinle kuvvet buluyorum. Sen de umudunu yitirme. Size kavuşmayı bekliyorum şehzadem. Boşu boşuna kahrediyorsun kendini hatun. Hem şehzademiz de üzülsün. Ne zaman çıkar cennet kalfa? Tez vakit çıkar kalk.
Bunu nasıl yaparsınız Zülfikar? Osman dururken Mustafa'yı tahta çıkarmak ne demek? Kösem'in aklına uymakla büyük hata ettin. Kendi ellerinizle haremi Halime'ye teslim ettiniz. Şehzadelerimizi kim koruyacak şimdi? Maazallah yarın sabaha çıkacakları ne malum? Her türlü tedbir alındı Hümaşa. Yeniçeriler ve sipahiler avluda hazır bekler. Haremde Kösem Sultan'a sadık kalfaların ve ağaların elinde. İnşallah söylediğin gibi olur. Yoksa kimse bu vebali ödeyemez. Anne bize ne olacak? Güzel sultanlarım benim. Sakın korkmayın. Ne size ne kardeşlerinize hiç kimsenin zarar vermesine izin vermem. Günler geçecek elbet. Ne vakit saraya döneceğiz validem? Bilmiyorum Ayşe. Hadi Hünkar babanız için dua edelim. Vallahi çok merak ediyorum, acaba haliniz nice olacak? Halime Sultan'ın gazabından sizi kim kurtaracak? Sen kendi derdine yan. Halime Sultan saray baskınında yaptıklarının acısını bir bir çıkaracak senden. Artık büyü mü yapar, zehirler mi orasını Allah bilir tabii. Ya sultanımız saraydan ebediyen gitmiş gibi konuşmayın. Elbet dönecek saraya. O vakte kadar Halime Sultan'ın suyuna gideceğiz. Sultanımızın emanetini, şehzadelerimizi gözümüz gibi koruyacağız. Anlaşıldı mı? Halime Sultan göz açtırırsa tabii. Başımıza bir de menekşe çıktı. Haznedar kalfa olmuş. Ayaklar baş oldu. Ne oldu Cennet? Beğenemedin mi? Kenarda köşede benim dedikodumu yapacağınıza işinizi yapın. Vallahi kapının önünde bulursunuz kendinize. Menekşe, o küçücük boyunla benim azabımı bozma. Allah muhafaza hamamda bir ayağın kayıverir. Kayar mı kayar? Vallahi bir de mermere kafayı vurdun mu, imamın kayığına biniverirsin. Rüzgar sevgilinin dağınık saçlarını okşayınca ay o güzelliğe hayran olur da ona candan dua eder. Ömrün uzun olsun der. Ey bana öğüt veren kişi aşktan. Gönlümün aldığı manevi zevki sen de tatsaydın. Beni bırakır kendine öğüt verirdin. Ey benim devletim, bahtım, yüceliğim. Ey benim sevgilim. Geceler hep kimsesiz mi geçecek? Gidenler dönmeyecek mi? Üzülme, dert etme. Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir. Sen sanır mısın ki dert kötüdür? Hayır. Dert, devaya bir davettir. Dert ve düşkünlük, yer alçağına benzer. Deva ise suya. O yüzden nerede dert varsa, deva oraya koşar. Neresi alçaksa, su oraya akar. O halde derdini sev,
ilahi rahmeti celbeden kırıklığını nimet bil. Gel. Sultanım. Sizi görmeye geldi. Kim geldi? Safiye Sultan. İçeri al Melekçe. Sultanım hoş geldiniz. Safiye Sultan'ı gördün mü Meleki? Sabah erkenden saraydan çıkmışlar Sultan. Hapis hayatı son buldu tabii. Rahatça gezer artık. Hapis olmak bile onu durduramadı ki. Hünkârımızı tahtından etmek için her türlü desiseye başvurdu. Neyse ki artık tahta çıkaracak bir şehzadesi yok. Haklısınız sultanım. Artık İskender yok. Gel. Sultanım. Araba hazır. Vakit kaybetmeden yerleşmişsin. Dikkat et Halime. Bu daire ateş deryasıdır. Valide sultan olmak, korkuyla, kalbinde bir sızıyla yaşamak demek. Sayenizde her türlü acıyı yaşadık. Bildik hamdolsun. Yıllar sonra bana bunları söylemeye gelmediniz herhalde. Rahmetli evladımız İskender hayattayken hak ettiği itibarı görmedi. Bari naaşı olması gereken yerde olsun. İzin ver babasının yanına defnedelim. Ayasofya'ya. Bana yaşattığınız onca acıdan sonra niye izin vereyim sultanım? Sen de bir annesin. Evlat acısı yaşadın. Bizim ne hissettiğimizi senden iyi kim bilebilir ki? Ben evlat acısını sizin yüzünüzden yaşadım. Evladım Mahmut'u sizin yüzünüzden kaybettim. Mustafa'ma yıllarca hasret kalmam sizin yüzünüzden. Şimdi bir aklınıza geldi, bir anne oldum. Biz cevabımızı aldık. Ne yapıyorsun Osman? Ağalar geldiğinde bununla vuracağım onlara. Sonra da çekip gideceğiz bu odadan. Sen aklını mı kaçırdın? Hadi diyelim ağaları geçtik.
Saraydan nasıl çıkacağız? Ha? Canına mı susadın sen? Asi ilan ederler bizi. Anında alırlar canımızı. Ne olacaksa olsun Mehmet. Bu odada bir gün daha kalmayacağım. Dayanamıyorum, kabullenemiyorum bunu Mehmet. Hepsi Kösem Sultan'ın yüzünden. Senin asıl derdin bu değil mi? Odada kapalı kalmak filan bahane. Validem seni tahta çıkarmadı diye tüm öfken. Ama her şeye rağmen korudu seni. Kaçırdı saraydan. Ben yakalattım seni, ben. Nihayet hak ettiğiniz yerdesiniz hünkârım. Artık bütün kudret elinizde. Ne isterseniz o olur. Ne istersen mi? Ne isterseniz. Ağlar. Şu masayı alın. Götürün, dolaştırın bir haremde hava alsın. Dur, dur. Dur, vazgeçtim. Koyun yerine. Hadi su getir bana, kadırgalarımı yüzdüreceğim. Hadi. Kadırgalarımı yüzdüreceğim. Cihan hükümdarının oğullarının vaziyetine bak. Osman! Sizi son kez uyarıyorum. Bir daha birbirinize el kaldırmayacaksınız. Ne olursa olsun birbirinize el kaldırmayacaksınız. Korktun değil mi? Kösem Sultan beni tahta çıkartacak diye korktun. Bu yüzden kaçtığımı söyledim. Kim bu? Saltanat arabası. Belli ki bir sultan var içinde. Gürbüz Ağa, halkın şikayetlerini toplayın. Emredersiniz sultanım. Kendi derdimize düşüp onları unutmayalım. Kösem Sultanımız bu. Bakın Kösem Sultanımız. Sultanım başınız sağ olsun. Rabbim size ve şehzadelerinize uzun ömürler nasip etsin. Biz her daim yanınızdayız sultanım. Bir emriniz kafi. Ne isterseniz yaparız.
Başınız sağ olsun. Yürüyün. Peşlerinden gidiyoruz. Kürsem Sultan'la konuşmam lazım. Hanzadem. Ahalinin size olan sevgisini görünce biraz olsun derdinizi tasanız unutur. Yüzünüz güler sanmıştım. Nasıl güleyim Melek? Aklım evlatlarımda. Osman'ımla Mehmet'im ne yapıyorlar acaba? Kavga ediyorlar mı? Murat'ım asidir biliyorsun. Damarı tuttu mu benden başkası sakinleştiremez. Kazım ikaz etmezsen bütün gün yemek yemeyi unutur, aç gezer. Daha sütten kesilmedi. Sultan Hasan'ı emiyor mu acaba? Doyuyor mu? Merak etmeyin sultanım. Heyecan yanlarında. Bir sıkıntı olursa size haber verirler. Hepsini çok özledim. Kokular burnumda. Gözüme uyku girmiyor Melek. Canım yanıyor. Halime karşılığını almadan kimseye günahını bile vermez. İskender'in naaşını taşınması için sizden ne istedi validem? İzin vermedi. Kimsenin haberi yok. Emri vaki yapacağız. Gel. Hünkârım. Ben padişahım validem. Ne istersem yapabilirim. Elbette yaparsın aslanım. Lakin şimdi daha mühim bir meselemiz var. Abinin haremi eski saraya gönderildi. Senin için yeni bir harem kurulacak. Menekşe daha şimdiden birkaç yaraya baktı bile. Bu akşam biri yanına gelecek. İstemiyorum validem kimseyi. Çocuk sahibi olman lazım aslanım. Soyun senden devam edeceğini cümle alem görmeli. Görmeli ki tahtına göz dikemesinler. Ağalar! Derhal yakalayın validemi, atın zindana. Mustafa! Ne yapıyorsun? Bırak! Sakın! Bırak! Bırak! Ne yapıyorsun Mustafa? Bırak! Mustafa! Bırak! Validem, latife ediyorum sadece. Ben size kıyar mıyım hiç? Beni evladımla yalnız bırakın. Çabuk çıkın! Aklını başına topla Mustafa! Ve karşında validen olduğunu sakın unutma. Ve beni bir daha kullarımızın önünde küçük düşürme. Validem. Sakın.
Sultanım, bu mezar boş. Oğlumuz nerede? Şehzademize ne yaptılar? Validem. Kardeşim yaşıyor olabilir mi? Allah'ım. Allah'ım. İskender. İskender, seni öldürmeyeceğim. Sen nefesini tut. Behraman seni kaçıracak buradan. Benden haber alana kadar asla geri dönme. Paşam. Sağ olun paşam. Hünkârımızın emrine rağmen canımı almadınız. Buradan uzaklara gitmen lazım İskender. Kim olduğunu unutup kendine yeni bir hayat kurman lazım. Safiye Sultanımız, Hümaşa Sultan onlar yaşadığımı biliyorlar mı? Benden başka bilen yok. Asla da olmayacak. Öldüğünü öğrendiklerinde ikisi de kahroldu. Bilhassa valide. Daha önce hiç böyle görmemiştim onu. Yıllarca öyle bildiler beni. Bundan sonra da öyle bilsinler. Biz birbirimizin hasretiyle yaşamaya alışacağız. Önemli olan hayatta olman İskender. Buradan gideceksin. Kendine yeni bir hayat kuracaksın. Hanen olacak, zevcen, çocukların. Huzurlu bir hayatın olacak. Merak etmeyin paşam. Gideceğim. Hünkârımızın vefatına çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Amin. Sağ ol.
zor günlerinizde yanınızda olmak isterim sultanım. Elimden ne gelirse söylemeniz kafi. Hünkârımıza defalarca ihanet etmiş bir hainin yardımına ihtiyacım yok. Ben hünkârımıza ihanet etmedim sultanım. Hakkım olanı almak için savaştım sadece. Tıpkı sizin yapacağınız gibi. İzin verin, yanınızda olayım. Bilin ki emrinize amadeyim. Dur. Git şikayet et. Kaçtırdı. Destur Kösem Sultan Hazretleri. Şehzadelerimizin emniyeti için her türlü tedbir aldık sultanım. İçiniz rahat olsun sultanım. Şehzadelerimizin katline fetvamız yoktur. Evlatlarımdan uzak olduğum müddetçe benim için rahat, huzur yok Esat Efendi. Ağalar, paşalarım. Hazırlıklarınızı yapın. Evvela Sultan Mustafa'nın vaziyetini ifşa edeceğiz. Akabinde ise ilk ulufe merasiminde Sultan Mustafa tahttan inecek, yerine Şehzade Osman çıkacak. Gel. Hünkârım. Sultanım. Şehzade Osman Hazretlerini saraydan kaçarken yakaladık. Ağalar.